Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Dilara Kaçmaz. Bugün sizin için doğum günümde ne giysem konseptiyle elbise deneme videosu çekeceğim yine. Daha önce yılbaşında ne giysem konseptiyle elbise deneme videosu çekmiştim. İlginizi, yorumlarınızı çok beğendim. Doğum günüm de çok yaklaştığı için böyle bir içerikle karşınıza çıkayım dedim. Arkadaşlar, aynı şeyi istiyorum sizden aslında. Yılbaşında ne giysem konseptinde attığınız yorumlar gibi aynı şekilde doğum günümde ne giysem. Videomun altına yorumlarınızı bekliyorum. Hangisini giymeliyim, hangisi daha güzel, hangisi daha çok yakışır, bunları sizden de duymak istiyorum. O yüzden de çok teşekkür ediyorum. Daha önceki videodaki ilginiz için de çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, aslında ben çok önceden parti falan verirdim ama o zamanlar daha gençtik yani. Şimdi yaşlandık, öyle partilere çok mecalimiz kalmadı. Varsayalım ki bir parti verseydim, hangisini giymemi isterdiniz? Sizden bunun cevabını bekliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Sizi seviyorum. İlk elbisemle karşınızdayım arkadaşlar. Sizce bu elbiseyi doğum gününde giymeli miyim? Yani doğum günü partisinde bu elbise giyilir mi? Bence giyilir. Gayet güzel bir elbise. Ben bir de zaten böyle parça halinde olan elbiselere bayılıyorum. Yani birazcık şey, rahat değil. Bir de mini olduğundan dolayı zaten ben anlamıyorum ki kendim arkadaşlar. Büyük ihtimalle siz de diyorsunuz ki bu kızın bütün elbiseleri mini ama hiçbirini giymiyormuş. Ne anladım bu işten? Arkadaşlar, eskiden çok gezerdim. Böyle gece sürekli dışarı çıkardım. Bir yerlere giderdik vesaire. O zamanlardan aldığım elbiseler bunlar yani böyle şu anda aktif olarak gezmiyorum. Şu anda yaşlandım galiba. 23 oldum ama yaşlandım. Yaşlandığım için artık eskisi gibi değilim. Ama seviyorum ya böyle giymeyi. Seviyorum böyle. Hoşuma gidiyor. Gitmiyor değil. Allah'ım. Ben bunu boynumda mı unutmuşum? Ne olacak benim bu unutkanım var ya, ben birazcık yaşlanayım. Hatta yaşlanmadan Alzheimer olurum. Allah bak. Allah'ım. Sen koru ya Rabbim ama biliyorum yani büyük ihtimalle olacağım artıkın. Bu elbiseye 10 üzerinden kaç puan verirdiniz arkadaşlar? Ben 10 üzerinden bu elbiseye 8 verirdim. Bir de bu aralar kilo aldım arkadaşlar. Hem göbeğim çıktı. Yok, orası çıkmadı da göbeğim bayağı çıktı. Buralarım falan fışkırdı. Kollara bak, kollara. Pozu yapacağım. Yağlı pozu. Eskiden işte giyiyorduk böyle elbiseleri, geziyorduk, tozuyorduk. Şimdi yaşlanınca durulduk arkadaşlar. Evden dışarı çıkmıyoruz şimdi de. Aha! Hep böyle oluyor zaten bu işler. Zamanında geziyorsun, sonra bir duruluyorsun. Bir şeyler oluyor hayatında, bir şeyler değişiyor. Hepimiz de öyle değil mi ama arkadaşlar? Yani hiçbir şey aynı kalmıyor. Mesela bir 5 yıl öncenize bakın, bir de şu anda bakın. O kadar büyük değişimler yaşamışsınızdır ki. Çok değişim yaşamışsınızdır. Ama şöyle de bir şey var arkadaşlar. Biz mesela örneğin ilişkilerde falan karşımızdaki kişinin değişmesini istiyoruz ya. Anlam o zaman da değişmiyor. Veya sen kendinde bir şey değiştirmek istiyorsun ya. O zaman da değişmiyor. Ama bir 5 yıl öncesine bak. Bir de şu ana bak. Arada kocaman bir fark var. Ben bu çelişkiyi de anlamıyorum ha. Vallahi anlamıyorum. İlişkide değişmiyor. Veya böyle iyi yönde değişmesi gereken bir şey olunca değişmiyor. Kötü yönde. Siyah bir de tam kış rengi. Bir de siyah benim rengim. Şimdi beyaz tenli olduğum için siyah bana yakışıyor iyi kötü ama ben renkli seviyorum. Özellikle böyle yazın cıvıl cıvıl renkli giymeye bayılıyorum. Şimdi düşünüyorum bu elbiseyle ben doğum günümde oynayabilir miyim? Bence ben ne kadar hızlı konuşuyorum ya. Ben niye bu kadar hızlı konuşuyorum? Ezberi gibi sanki. Allah'ım yarabbim. Ben bu elbiseyle dans edebilir miydim? Ben bu elbiseyle... Allah'ım göbeğe bak ya, göbeğim çıktı. Geçen bir tane fotoğraf attım. Of, acıdı lan. Bir tane fotoğraf attım. Herkes diyor ki göbeğin çıkmış. Lan size ne? Size ne benim göbeğimden ya? Size ne? Allah'ım. Şimdi annem kapıyı açıyor. Gerçekten oluyor kız. Kavga ediyor kendine diyeceğim. Ben anlamıyorum. Millete benim göbeğim dert oluyor. Anam senin başka derdin yok mu? Sana koca yağlı poponu düzelt ilk önce. Bak şimdi konuşmak istemiyorum. Ama beni geriyorlar. Bana geliyorlar. Kardeşim, sizin benimle derdiniz ne? Yağım da olur, göbeğim de olur. Ki ayrıca yağlı falan da değilim, tamam mı? Yağlı falan değilim. Daha yeni ölçtürdüm hepsini, baktırdım. Sadece sıvı tüketmediğim için böyle benim
yumuşak tenliyim, yumuşacık göbeğim var, tamam mı? Tamam tamam, ben çok battım, hemen elbiseyi değiştiriyorum. Ben elbiseyi değiştiriyorum, ikinci elbisemle geliyorum. Bu elbiseyi hemen puanlıyorsunuz arkadaşlar. Sizce kaç? Ben az önce söyledim galiba. 10 üzerinden 8 veriyorum ben bu elbiseye. Güzel bir elbise. Bu da ikinci elbisem arkadaşlar. Evet, bence bordo. Bordo rengini de çok seviyorum. Bordo rengini aslında çok seviyorum ama bordo renginde çok kıyafetim yok galiba. Dur bakayım. Aynen, öyle günlük olarak çok kıyafetim yok. Bundan sonraki videolarda da günlük kombinler mi yapsam, ne yapsam? Ben elbise işini sevdim aslında. Elbiseden sonra günlük kombine de geçebilirim. Hatta alışveriş videosu falan. Evet ya, ben niye bunları çekmiyorum ki? Evet evet, size yeni yeni bir sürü içerik yaratacağım. Şimdi arkadaşlar, ikinci elbisem. Bordo düz sade bir elbise. Sizce doğum günü partinde böyle bir elbise tercih etmeli miyim? Bakın bakalım, beğenecek misiniz? Allah'ım, göbek geri git. Olmuyor işte böyle, olmuyor. Böyle duramıyorum ben. Hiç tarzım değil. Gerçekten böyle duramıyorum. Ya bir de istesem de durmam zaten. Abi aslında çok basit bir şey değil mi? Mekik çekeceksin falan. Ama yok, üşeniyorum. Kız ben yataktan artık 1'de kalkıyorum. Ben önceden 9'da kalkardım. Ben bayağı tembel oldum. Yani bir video çekmem gerekiyor. Videoyu da çekmiyorum, aksatıyorum. Bu aralar ben her şeyi aksatıyorum. Ben böyle saldım. Saldım yani. Saldım çayıra. Mevlam bayıra mıydın? Nasıl bu ya? Aman. Ben de hiç bunları aklımda tutamıyorum zaten. Ama şu yanlarım olmasa daha güzel olurdu. Evet biliyorsunuz. Yanlarımdan şikayetçi. Bu arada güzel yorum evet çok fazla. Ama kötü yorumlar da gelmiş. Siz var ya siz. Bana şişko demişler biliyor musunuz? Bana videolarımda şişko demişler. Bana elbise videolarımda fiziğin çok çirkin demişler. Sensin çirkin. Sen bok ye, tamam mı? Allah'ım yarabbim, çirkin demiş bana ya. Sen bana kurban ol ya. Bana da birden geliyorlar patlayıveriyor. Abi bu kadar doğal olmamam lazım. Biliyorum ama elimde değil ya. Ah baba lan. Siz benim bu laflarımı biliyor musunuz? Böyle roman ağzı kapıyorum ben bazen. Böyle değişik değişik laflar çıkıyor. Bir de şey var. Babaan kemiğine miydi? Çok güzel değil mi ya? Çok hoşuma gidiyor. Size göre çok güzel olmayabilir. Yani haklısınız. Güzel değil zaten ama bana göre güzel. Tamam. Şu videoyla bir döneyim. Siz bu elbiseyi kullanmamı ister miydiniz? Bu elbiseme 10 üzerinden kaç verirdiniz? Ben bu elbiseye 10 üzerinden kaç veririm? Yani 7 olabilir. Evet 7 olabilir. Ben de çok mu yüksekten atıyorum? Ne yapıyorum? Bu arada arkadaşlar, ilerleyen zamanda kötü yorumları da okuyacağım. Onun üzerine de video çekeceğim. Benimle beraber siz de izlersiniz. Dinlersiniz o kötü yorumları. Siz de benimle beraber onlara küfür edebilirsiniz. Ama ben içimden ediyorum. Siz dışınızda edebilirsiniz izlerken. İstediğiniz kadar edebilirsiniz. Bu yesçiler oradan bakıyorlar kafalarına göre yardım. Bak eleştiriye açık insan. Beğenmiyor olabilirsin. Ama ben şunu anlamıyorum. Aşağılayamazsın ya sen kimseyi. Senin buna hakkın yok. Sen hiç kimseyi aşağılayamazsın. Sen kim olarak insanları aşağılayabiliyorsun? Sen kim olarak kendinde bu hakkı bulabiliyorsun? Sen ilk önce dön de kendi kıçına bak. Sen ilk önce kendin neymişsin? Ben neyim de, ben ne yapıyorum de, ben neredeyim diye bir sorgula. Neredesin soru işareti. Acaba gerçekten neredesin? Hayatın neresindesin? İnsanların neresindesin? Bunu kurcala. Ben ne yapıyorum de ya? Ben ne yapıyorum de? Ne yapıyorsun gerçekten acaba? Hani böyle insanları aşağılıyorsunuz ya, anlamıyorum ya, müthiş. Bak çok güzel fenomenler var. Çift olarak da çok güzel fenomenler var. Onları da takip ediyorum mesela. Çok da seviyorum, çok da takdir ediyorum. Ulan onlara bile kötü yorum yapıyorlar ya. Onlara bile. Hadi ben kendimi geçtim, dans ediyorum. Ne bileyim işte kadın kocasını kıskanır, yorum yapar. İşte aşağılar, tamam anlayacağım. İşte ne bileyim bir şeyi kıskanır. Kendi yapamadıklarını benim yaptığımı görünce kıskanır, anlarım. Ulan siz çiftlerden ne istiyorsunuz? Çiftlere bile kötü yorum yapıyorlar ya. Yok onu öyle yap... Lan! Eristoş'uma bile kötü yorum yapıyorlar bazen. Ya siz niye bu kadar acizsiniz? Siz neden insanları aşağılıyorsunuz? Ya hadi ben kendimi geçtim. Herkese bunu yapıyorsunuz. Neden bunu yapma gereği duyuyorsunuz? Ben anlamıyorum. Ben sizi gerçekten çözemiyorum. Ya bu kadar mı sevgisizsiniz? Bu kadar mı ilgisizsiniz? Bu kadar mı kimsesizsiniz? Neden insanların mutluluğunu kıskanıyorsunuz? Bu kadar mı mutsuzsunuz ya? Biraz mutlu olmayı deneyin. Çabalayabilirsiniz. Eğer gerçekten çabalarsanız mutlu olabilirsiniz.
Yeter ki isteyin ya. İsteyince insanların yapamayacağı hiçbir şey yok. Lütfen mutlu olmayı isteyin ve insanların hayatlarına yorum yapmayın. İnsanların hayatına burnunuzu sokmayın. Sana ne, sana ne kardeşim, sana ne? Seni ne ilgilendiriyor? Benim giydiğim elbise, benim basenim, benim işte göğsüm, benim kıçım seni niye ilgilendiriyor ki? Onun söylediği söz veya onun gülüşü, onun başka bir şey sizi niye ilgilendiriyor ya? Yok o kısa boyluymuş, yok o kötü çiftmiş, yok kötü örnek oluyormuş. Lan hiç de öyle bir şey yok. İnsanlar mutlu olduğu gibi yaşıyor ya. İnsanlar gerçekten mutlu olduğu şeyleri, insan yani mutlu olduğu şeyleri yapıyorlar ve siz bunu kıskanıyorsunuz. Zaman zaman gerçekten çok çirkinleşiyorsunuz. Yapmayın lütfen ya. Lütfen yapmayın, insanların hayatına burnunuzu sokmaktan vazgeçin. Bu yaptığınız kendinize haksızlık ya en başta. En başta kendinize haksızlık. Ben yakıştırmıyorum kimseye bunu gerçekten. Ben kimseye bunu yakıştırmıyorum. Ulan çiftlere bile yorum yapılır mı ya? Allah'ım ne kadar güzel çiçekler yaratıyorlar. Mesela o Şahangiler, bayılıyorum. Onlara bile kötü yorum yapıyorsunuz ya. Allah'ın cezaları. Bu da üçüncü elbisem arkadaşlar. Bu elbiseyi gerçekten çok beğenerek almıştım. Çok sevmiştim. Böyle çok da rahat dans etmiştim. Daha önce de arkadaşımın düğününde giymiştim. Bayağı dans etmiştim. Hatta dans videoları bile çekip paylaşmıştım. Ama işte biliyorsunuz benim biraz göbeğim olduğu için biraz değil bayağı bir göbeğim olduğu için şu anda giyebileceğim bir durumda değilim. Doğum günümde böyle bir elbise giyer miydim? Yok, düğün, kılın, nişan hani böyle organizasyonlar için giyilebilecek bir elbise bence. Doğum günü gibi bir organizasyonda giyilmez diye düşünüyorum ama tabii yapacağın şeye göre de değişebilir. Bilmiyorum artık. Artıkın yorumlara bakacağım. Artıkın çıkar şu elbiseyi değiştir falan diyormuşsunuz. Yani şaşırmam. Bir de ben ne yapmıştım biliyor musunuz? Bir şey itiraf edeyim mi size? Bu elbiseyle çiçek kapmaya çalışmıştım ben. Allah'ım. Ben bu elbiseyle çiçek kapmaya çalıştım ya. Of. Hiç tarzım değil. Vallahi hiç tarzım değil. Ben niye öyle bir şey yaptım düşünüyorum. Çok yakın arkadaş olduğum için galiba. Geri zekalı mıyım ben? Niye öyle bir şey yaptım gerçekten? Ay şu an utandım. Ben niye bunu söyledim ki ya? Evet. Çiçek kapmaya çalıştım ama kapamadım arkadaşlar. Merak etmeyin. Kapamadım. Evlenmiyorum. O işin esprisi olsun diye yapmıştım herhalde. Bilmiyorum. Aman neyse işte. Siz bu elbiseye 10 üzerinden kaç verirdiniz? Yorumlayın bakalım. Göbeğimi değil ha. Elbiseyi yorumlayın tamam mı? Fiziğimi de yorumlamayın. Gıcık oluyorum sonra çirkin şeyler söylüyorsunuz. Hemen yazacaklar oraya. İşte kocaman göbeğin var. Git bir elbise ilk önce. Ondan sonra elbise giy. Kıçınız başınız durdum sizinle. Kendinize gelin ha. Yok tatlış kalırım. Öyle şeyler söylemiyorum. Demeyin ama öyle ya. Arkadaşlar bu da dördüncü elbisem. Yani bir Şeyma Subaşı olsaydım böyle bir elbiseyle doğum günü kutlayabilirdim. Evet. Yani böyle bir elbiseyi giymek için çok büyük bir parti vermek gerekiyor. Çok büyük bir organizasyon yapmak gerekiyor. Çok iddialı, çok güzel bir elbise ve çok zor bir elbise. Yani böyle bir elbiseyi giymek kolay değil bence arkadaşlar. Taşımak da kolay değil. Zaten çok tarzım değil ama bence güzel bir elbise. Giyilebilir mi? Giyilebilir. Ama dediğim gibi bir Şeyma Subaşı gibi parti verseydim eğer bu elbiseyi giyerdim. Dilara Kaçmaz olunca böyle bir elbise giyemezsin tabii doğal olarak. Ama güzel bir elbise yani kötü bir elbise değil. 10 üzerinden ben bu elbiseye 9 verirdim. Az öncekine yorumlamış mıydım? Az öncekini de 10 üzerinden kaç verirdim? Yani 8-9 verirdim ya uzun elbiseye de 9 verirdim. Buna da 9 verirdim. Uzun elbiseler güzel oluyor. Yani çok güzel bir elbise, zor bir elbise. Dediğim gibi bir Şeyma Subaşı olsaydım giyebilirdim veya şeyde de giyebilirdim. Böyle mesela gelin oğlun dış çekimlerine falan gidiyorsun ya. Gelinler dış çekimlere falan gidiyor ya. Mesela dış çekimlerde böyle bir elbise giyerdim böyle. Şuralı havalandırırdım falan. Yani bir şeyler yapardım illaki. Aynen. Öyle bir zamanda giyebilirdim. Bir dış çekim yapmış olsaydım giyebilirdim. Anne olsaydım giyebilirdim. Böyle hamilelik çekimlerinde giyebilirdim. Ondan sonra başka nerede giyebilirdim? Yani bu elbiseyi çekimlerde giyerdim. Ve
Yani büyük bir parti verdiğim zaman giyebilirim değil mi? Evet, ama şu an henüz çok küçük biri olduğum için büyük parti veremiyorum doğal olarak. Küçük yerlerde de böyle büyük elbiseler giyemezsin tabii doğal olarak. Haksız mıyım? Şimdi var ya, ne yorum yapacaksınız? Gelin gibi oğlum falan derseniz eyvallah da. Şimdi yine gömerseniz beni var ya, sizi gebertirim. Beni gömerseniz sizi gebertirim. Gömmeyin beni. Övün beni. Sevin beni. Tam övülecek bir yanım yok ama sevebilirsiniz. Sevmeye de bilirsiniz. Gömmeyin. Of, çok konuşuyorum değil mi ben? Çok ve boş konuşuyorum bazen. Farkındayım. Evliliğine 3 ay kalmış, heyecanlı, böyle çekim yapacak evde sarayan kızlar gibiyim şu anda. Beni alacak koca yaşadı arkadaşlar. Alam hiç masraf ettirmem ha, elbiselerim de hazır. Acaba ben alacağım bu kocayı. Neyse, tamam. Yine çok konuşmadan ben kaçayım. Diğer elbiseme geçiyorum arkadaşlar. Bundan sonraki elbisem de son elbisem olsun, artık videoyu bitireyim. Bu da son elbisem arkadaşlar. Şöyle bir döneyim. Bunu doğum gününde giyer miydim? Ya aslında çok şeker bir elbise ama çok düz, çok sade kalıyor. Sanki Fethiye'de akşam dışarı çıkmışım gibi. Sanki Antalya Kale içinde dolaşıyormuşum gibi. Hani hiçbir şey yok. Farklılığı yok. Çok düz, çok günlük. Ama giyilebilir miydi? Giyilebilirdi, tercih edilebilirdi. Çok güzel bir elbise. Böyle pembe bir ruj falan böyle. Güzel bir topuzla falan. Çok güzel kullanılabilirdi. Benim tarzım, zevkim, rengimi çok sevdim. Zaten çok severek almışım ve bunu tatil bölgelerinde çok da kullandım. Bu elbiseye ben 10 üzerinden kaç verirdim dersiniz? Bu elbiseye ben 10 üzerinden 6 verebilirdim ama doğum günüm için. Ben fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. Çünkü fotoğraflar ölümsüz. Yıllar da geçse açıp bakabiliyorsunuz. O ana geri dönebiliyorsunuz. Bence bu çok güzel bir şey ya. O anı tekrar yaşamak bence çok güzel gerçekten. Yani tabii ben biraz balık hafızalıyım. Zor hatırlıyorum ama hani o fotoğrafa bakıp da geçmişe gitmek gerçekten güzel. Bir de özellikle güzel anıların olduğunda çok daha güzel. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu arada kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Yani bana bir beğeni çok görmemeniz gerekiyor. Yorumları okuyacağım ve beğeneceğim. Yorumlarınızı bekliyorum. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere.